Merhaba arkadaşlar. Dünya gündeminde sıkça tartışılmaya başlanacak olan yeni bir konuyla size değerlendirmek istiyorum. Öncelikle hepinize merhaba. Universal Basic Income, yani evrensel temel gelir. Herkese maaş bağlanması tartışılacak bugünlerde, önümüzdeki günlerde. Bu nedir? Nereden çıktı? Geçmişi ne? Ne anlama geliyor? Size bunları anlatacağım. Ama önce çok sayıda mesaj aldım. Hocam sen yurt dışından çeviri yapıp bize mi anlatıyorsun diye. Arkadaşlar, bizde genelde aşağılık kompleksi var. Yurt dışından birinin ne dediğini bilmeden sanki yorum yapamıyor insanlar. Bunun nedeni şudur. Hegel diyalektiği çerçevesinde 20. yüzyıl kurgulandı. Tez Amerika, antitez Rusya, sağcı mısın, solcu musun? Bu diyalektikle gidersen dünyada ne olup bittiğini anlayamazsın. Benim beynim Hegel diyalektiğinin dışındadır. Sistem dışı analiz yapıyorum. Şahsıma özeldir. Şimdi Batı'yı da bilmeyen, beni de iyi takip etmeyenler Batı'dan çevirdiğimi zannedebilir. Yok arkadaşlar. Analizlerimi tek tek bakın, örnek vereyim. Blockchain analizinin 2018'de yaptığım Habertürk'te de Twitter'da da bu analiz dünyada tek, daha yanına yaklaşan olamadı. Ama çok yakında bu analizi yapılacak. Bu böyle düşünülecek. Akıl birdi çünkü. Eninde sonunda uyanır. Şimdi sadece blockchain ile ilgili Alman Deutsche Bank'ın hazırladığı bir rapor var. 2018 Aralık'ta çıktı. Ondan öncesi ki benim analiz, blockchain analizim ondan önceydi. Dijital dünya kurgusunu görebilmek için tez Hazreti Adem, antitez karşısındaki o silsileyi, dünya tarihini çok iyi bilmek gerekiyor. Daha filozofik bir bakış açısı gerekiyor. Bugün bilim dünyası çok fazla uzmanlaştığı için herkes kendi alanında küçücük bir noktada uzmanlaşmış. Dünyayı görüp böyle yorumlama şansı zaten yok. Bunu da görüyorsunuz zaten. Dolayısıyla efendim Batı'dan çeviriyor, bize anlatıyor şeyleri. Ne kim söylüyorsa Batı'yı da tanımıyordur. Benim analizlerimi de anlayamıyordur. Ancak yakında anlaşılacağımı düşünüyorum. Zaten ciddi anlamda teşekkür ederim, bir teveccühünüz var. Niye anlaşılacak? Çünkü bu virüs salgını sonrası ne oluyor bitiyor diye ciddi bir tartışma başlayacak. Şu an için ekranlarımızda tıp hocalarımız var. Bu bittiğinde kim çıkacak? Nasıl tartışacaksın? Şimdi beynin eğer 20. yüzyıl formatıyla formatlıysa bu konuda söyleyecek sözün yok. 21. yüzyıl bu adamları tanıyorsan konuşabilirsin. Şu an ben Türkiye'de görmüyorum açıkçası. Parça parça oradan buradan bahsedenler var da sistemden habersizler büyük çoğunluk. Yani şimdi problem şu arkadaşlar. 20. yüzyılda 2000 sonrası milenyum çocukları denen çocuklar, dijital çocuklar. Ancak ulus devletleri yönetenler 1960, 50, 60, 70 doğumlular. Dijital dünyayı henüz daha içinde olmayanlar, yöneticiler. Yöneticilerimiz olayı tam kavrayamıyor. Kavrasalar problem yok. Yani yöneticilerimiz derken bizim devlet demiyorum. Ulus devletlerin yöneticilerinden bahsediyorum. Bu nedenle tartışma şeklimiz şu an uygun bir şekil değil. Yani her olay çıktığında aha bu muymuş değil de bütüne baktığında zaten dijital dünya kurgucusunun, tasarımcısının aklı belli. Her söylüyorum gayb Allah'tan gelirse evet ama kulun plan projesi gayb kapsamına girmez. Bunlar da ben bu adamlara üst akıl kavramını kullanmıyorum biliyorsunuz. Organize diyorum. Üst akıl yok diyorum. Alt akıl var. Aklını kullanmayan da var. Dünya genelinde insanlar normalde zekidir. Ama aklını kullandığında, oturup düşündüğünde ki bugünler bunun için bir fırsattır. Evlerde başım çünkü dünya durduruldu. Şu an her şey sistem zank diye durdu bir el tarafından. Şimdi 2016'daki yaptığım analizlerde dijital dünyaya geçişte bir virüsün rol oynayabileceğini söyledim. Şimdi bir virüsün rol oynayacağını Bill Gates de söyledi. Benim farkım şu, dijital dünyaya geçişte diyorum. Ve şu an koronavirüs bizi dijital dünyaya geçiş zorluyor. Evlere kapandık, eğitim online. Alışveriş online, görüşmeler online, toplantılar online, işimiz online.
Bu benim analizimin doğruluğunu gösteriyor. Dünyada yoktu böyle bir şey. Bu nedenle lütfen kimin ne dediğiyle çok fazla şey yapmayın. Kim ne derse desin. Biraz izlemeye devam edin. Türkiye için ne yaptığımı daha iyi anlamaya başlarsınız. Başlayacaklar gelecekte. Şimdi evrensel temel gelir de anlamak için şöyle bir şey söyleyeyim. Nakitsiz toplum hareketi vardır. 40 yıldır. Nakiti kaldıracağız diyorlar tüm dünyada. Evrensel temel gelir yasası da aynı soydandır bu uğraşanlar. Bu ikidir. Bir, dünya insanının açlığa karşı mücadele eden sağlık açısından dünyanın her tarafına giden iyi kalpli doktorluğa var. Bir de her insan mutlaka temel bir gelir olsun diye iyi insanlar var. Bunları ben ayırıyorum analizlerde. Ama tek dijital dünya devleti kurmak isteyenler dijital olarak da tüm insanlığı dijital platformda birleştirip yapay zekanın kontrolüne vermek isteyenler ana aktördür burada evrensel temel gelir yasasında. Niye ana aktördür? Çünkü bu virüs olayı ulus devletleri ciddi anlamda etkiliyor. 81 ülke şu an IMF'in kapısına dizildi. IMF ne diyecek? Para veririm ama kamu yapılandırmalarında müdahale olurum. Şu zorunlu aşı yasasını bir çıkart. Efendim dijital yasaları bir çıkart. Elindeki mal varlıklarını bir sat. Çünkü ulus devletleri mülksüzleştirme planı var. Yani kamuya ait bir şey kalmasın. Ha bu plan tutar mı? Devletler uyanırsa tutmaz. Türkiye'de yani tüm ulus devletler bunu sorgulayacak tabii. Ben burada size tespit yapıyorum. Duygularımı karıştırmıyorum. Bu adamların aklı bu diyorum. Çözüm var mı? Var. Nasıl bir çözüm var? İşte ulus devlette bunu oturup düşünecek. Şimdi mesela diyorlar ki IMF Ukrayna'ya sen topraklarını sat diyor. Sana kredi vereyim yoksa vermem. Yani devletin elindeki toprağı çıkart diyor. Tüm devletlere aynı teklifle gidecekler. İran'a diyecekler. Sen benden şey mi istiyorsun? Para mı istiyorsun? Evet. Petrolünü bir özelleştir bakayım. Yani hatırlayın 1952'de Musaddık vardı İran'da başbakan. Petrolü İngilizlerin elinden aldı. Arkasından ona bir operasyon yapıldı. Musaddık gitti. Petrol geri yabancıların eline geçti filan. Bu mücadeleler ulus devletlerde hep oldu. Venezuela'da da öyle. Chavez millileştirdi. Başına bir sürü iş aldı. Şimdi dijital dünya kurgusunda tek dünyada güçlü ulus devlet istenmiyor. Savaşın şekline bakalım. Trump'ın tweetine bakalım. Ne demiş Trump? Görünmez bir düşmanla savaşıyoruz. Ama yeneceğiz demişti. Retweet etmişti. Altında da Dünya Sağlık Örgütü'nün tweeti vardı. Aslında düşman aşağıda der gibi komik bir tweetti o. Trump Dünya Sağlık Örgütü'nün ödeneğini kesti. Keseceğini söyledi bugün. 400 milyon dolar ödenek yapıyormuş 2019'da. Çin 44 milyon dolar. Diğer ödenek yapanlara bakarsak Dünya Sağlık Örgütü'ne fon ayıranlara Milan'da Gates Vakfı, Rockefeller, Rotary Kulübü filan. Şimdi Trump neyle suçladı Dünya Sağlık Örgütü'nü? Çin'i korumakla suçladı. Trump aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü'nde suçladı. Çin'i tutmakla. Trump Paris İklim Anlaşması'nda yine suçladı Birleşmiş Milletleri. Çekildi. Kadın fonundan, çocuk fonundan çekildi. Buradan neyi anlamalıyız? Dünyada ulus devletler kendi milli menfaatleri için proje geliştirir. Tüm dünya için proje geliştiren kurumsal yapılar Birleşmiş Milletler'in alt bileşenleridir. Birleşmiş Milletler'e üye olan devletler var, bir de üye olan kurumlar var. O kurumları finanse eden, o kurumları tüm dünyayı ilgilendiren, proje geliştiren akıl üzerinden gitmek gerekiyor. Kim bu akıl dediğinizde, bu akıl her yerde aynı bileşen çıkıyor. Dijital kimlik geliştiren, blockchain'e yatırım yapan, aşı geliştiren, Afrika'da aşı deneyen, efendim dijital biyometrik çiple dijital aşı geliştiren, finans, kripto para yatırımcıları baktığımızda hepsi aynı yerde toplu görünüyor zaten. Dolayısıyla bu aklı bütün olarak okuduğumuzda dijital dünyanın bileşenlerinde biz anlarız. Şimdi
Evrensel temel gelir yasasında sana parayı biz vereceğiz diyecekler vatandaşa ama biyometrik çip takacaksın diyecekler. Veyahut da ikinci şık deneme olaraktan bir dijital devlet modeli karşımıza çıkacak. Bitnation, daha önce bahsetmiştim, hatırlayın, dijital devletler. Muhtemelen teknoloji şirketlerin CEO'ları bir araya gelip yakında bir dijital devlet kuracak. Bu devlete vatandaş olanlara da ayda 1000 dolar ya da 500 dolar maaş bağlıyoruz diyecekler. Ne zaman diyecekler bunu? Uzak değil. Ve dünya genelinden her ülkeden 10 kişi, 20 kişi bu dijital devlete vatandaşlık kabul ediyoruz diyecekler. Onun için bir dijital cüzdan açtırın bakalım. Bu evrensel temel gelir yasasında maaş vereceği insanlara maaşını bankaya mı yatıracaklar? Hayır. Dijital bir sanal bir cüzdan açtırın. Banka hesabının karşılığı diyecektir. Peki bu nedir? Bu ulus devletlerin vatandaşlarını ayartma işidir. Yani bir taraftan bir el ulus devletleri operasyon çekip borçlandırırken diğer el de vatandaşlara bir alternatif sunuyor. İyi mi? İyi. Kötülüğü nereden? Kötülüğü eğer müdahale edilmezse, kötülüğü derken yani bunun olumsuz tarafı, dijital dünya sistemine birey entegre olduğunda, yani oltaya yemi koydun, çektiğinde balığı yakalarsın değil mi? Eğer biyometrik çipi taktırdığınızda artık geri dönülmez bir noktaya doğru gitmiş olursunuz. Niye? Hacklenebilir insan olursunuz. Dolayısıyla yani bu tartışmalar onunla ilişkilidir. Ondan bağımsız değildir. Ekranlarda göreceğiniz tartışmalar. Ha, bunu böyle anlatan olur mu? Olmaz. Niye? %99'u bilmez ki bunun böyle olduğunu. %1'i de sırıtaraktan tartışmaları izler. İşin nereye gideceğini, nereye evrileceğini zaten bilir. Yani dijital dünyada oyun kuran akla baktığımda bu sürecin nereye götürmek istediklerini ben görüyorum. Net bir şekilde bileşenlerini. Çünkü yani bunu yazmışlar. Şu an simülasyon yapılıyor. Hatırlayın ne demiştim? İlk bu olay çıktığında dijital dünya bir sıfır test ediliyor. Yine herkes Amerika Çin'e 10 dolarla diz çöktürdü. Hala Amerikan derin devleti diye olaya yorum yapıp yapmaya çalışanlar var. Bunlar işte 20. yüzyıl kavramlarıyla düşünenler. Amerikan derin devleti, ulus devlet filan değil. Hiçbir ulus devlet bu işi yapamaz, altından da kalkamaz zaten. Tüm ulus devletler sıkıntıda. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu ulusüstü mekanizmalara bakıp oradaki nihai hedefe bakmamız lazım. Biz nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Nereye götürüleceğiz? Ha şimdi Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü ile yapmış olduğu bu tartışma alevlenir, şiddetlenir. Brezilya Devlet Başkanı Çin dünyayı ele geçirmek istiyor filan dedi. İngiltere Boris Johnson Başbakan yoğun bakımda şu an. Ne demiştim? Boris Johnson bu işin farkında demiştim önceki videolarda. Hollanda Başbakanı da farkında, Trump da farkında, Brezilya da farkında. Bu kavga başka yere evrilir. Hep beraber göreceğiz. Evrilecek yön, dünya genelinde proje geliştiren STK'larla, teknoloji şirketleri arasında, teknoloji şirketleriyle, diğer Trump'ın temsil ettiği yapılar arasında kavga çıkacak. Amerika'da teknoloji şirketlerinin küçültülmesi gündeme gelecek. Şimdi büyük teknoloji şirketleri birçok ülkede vergi vermiyor. Zaten ülkede farkında da değil. Daha yeni yeni kurdukları mekanizmalarla. Şimdi arkadaşlar, siz bir ev yaptırmak isteseniz ne yaparsınız? Önce bir tarla alırsınız. Yani arsa. Arsanın temelini kazarken evin nasıl yapılacağını bilmezse biri kuyu kazıldığını zanneder değil mi? Önce kuyu temeli kazın ki sağlam olsun. Dolayısıyla teknoloji amaca özel geliştiriliyor. Kendiliğinden, sağdan, soldan, yönden gelişen bir şey yok. Amaca özel. Yani dijital dünya kurgucusunun aklı bir inancı var. O inanca yönelik teknoloji geliştiriliyor. Blockchain ve benzeri. Biz şimdi parçada kalırsak bütünü göremeyiz. Anlatmaya çalıştığım şey bütün. Peki ne yapılır şu anda?
Bundan sonraki problem mega şehirlerde problemler artacak. Yani büyük şehirlerde. Bu nedenle ne denedim? Küçük de olsa bir toprak sahibi olun bence. Yani köyünüzde olun, sahillerde olun. Sahillerde büyük kasabalar, ilçeler pahalı ama köyler var sahillerde. Gidin oradan bir yer alın, toprak. Çevirin, gecekondu yapın, bahçesinde bir şeyler ekin. Eğer şu an öyle deniz kenarında bir köyde olsaydınız şu an bir sıkıntınız yoktu. Yani oturuyordunuz. Artık dijital dünyada mekanın önemi yok çünkü. Biz dijital dünyayı istesek de istemesek de önümüze konuyor. O zaman büyük şehirde şimdi evde okul okuyan kişi için, online eğitim alan kişi için İstanbul'da olmakla orada olmak hiçbir anlamı yok. Ya da zaten bu olay sonrası dünya genelinde birçok şirket elemanlarının emin olun en az %20'si ya aslında işe gelmesen de olur diyecek, evden çalış. Ben şimdi önceden bir şirket faaliyetlerimi, kendi şirketim vardı. Online yaptım hep. Yani Singapur'da arkadaşımız vardı. Maaşını ödedim bir sene, hiç görmedim bile. MSN'de online'san işe geliyorsun saymıştım. Biz bunları yaşadık, biliyoruz yani. Şimdi birçok işte böyle olacak. O nedenle ucuzken şimdiden büyük şehirde yakın olabilir bir toprak edinin. Ama bir şeyler ekip içecek, güvenli gıda, kendiniz. Yani önümüzdeki dijital dünyadaki mücadele devam edecek. Kavga Amerika'dan çıkacak, büyüyecek. İzleyeceğiz hep beraber. Bunun analizini doğru düzgün yapabilecek dünyada fazla insan yok. Onu da söyleyeyim. İzliyorum ben. Fakat bir sene sonra herkes bu noktada, aynı noktada gelecek. Evet, böyle bir şey var. Ne yapacağız diye. Ulus devleti yönetenler üretime, devleti güçlendirmeye bakacak. Tam tersini yapacak. Yani küresel mekanizma devleti sat derken ulus devleti. Burada vatandaş olarak biz projeyi anlarsak devletin yanında olmamız gerekiyor. Aldığı kararlara uymamız gerekiyor. Devleti yönetenler de eğer elindeki mülkleri satarlarsa bir çöp toplama kurumu olarak ortada kalacağını bilmesi gerekiyor uzun vadede. Anlatmaya çalıştığımız da bu. Ha, bizi beğenen olur, beğenmeyen olur. Çok önemli değil arkadaşlar. Biz sabırla anlatmaya hep beraber devam edeceğiz. Bilgilenmeye, bilgilendirmeye. Universal, yani universal basic income denen, yani evrensel temel gelir denen olayı önümüzdeki günlerde çok göreceğiz. Hepimizin hoşuna gider ilk etapta. Evet, ne olacak? Ayda 1.000 lira parasak biz 10 numara işleriz ama hikaye öyle değil arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadar. Çay içmeye devam ediyoruz. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Yani bulunduğumuz durum sıkıntılı ama bizim insanımız çok pratik zeki. Her şeye rağmen esprileri elden bırakmıyor. Çok güzel caps'ler görüyorum sosyal medyada. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Hastalarımıza acil şifa versin. Hep beraber bu durumun içinden çıkacağız. Ama çıkarken de bizim neyin beklediği konusunda fikir sahibi olaraktan. Birçok analist dünyayı ne bekliyor belli değil. Belli arkadaşlar okuması bilene. Çok net. Bir tarafta ne getirmek istediğini görüyoruz. Bir tarafta nasıl tepki verebilme ihtimalini görüyoruz. Çok net. Kapalı hiçbir şey yok. İzlemeye devam edin. Hoşça kalın.